değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi İYİ Parti ailesi her gün artarak büyüyor. Bugün büyüyen ailemize katılmak üzere aramızda bulunan Saniye Verimli Mali Müşavir kardeşimizi kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Buyurun Saniye Hanım. Hoş geldiniz. Bayramı İYİ Parti İl Başkanlığı olarak seçim koordinasyon merkezinde büyük bir katılımla ve coşkuyla kutladık. Bayram programımıza katılan tüm teşkilat mensuplarına ve bizleri yalnız bırakmayan Afyonkarahisar halkına şükranlarımı arz ediyorum. İlk görevlerinin koruması olmadığı, Afyonkarahisar Valiliğinin arkasına sığınılmadığı bir bayram kutlaması gerçekleştirdik. Bugün tek başına halkın karşısına çıkmaya yüzü olmayan AKP teşkilatı halkımızla bayramlaşmak için bile valilik bayram programının arkasına sığınmıştır. YKS sonuçları açıklandı. Öğrencilerimiz tepkili. Ülkenin 20 yılını, gençlerimizin de hayatını çaldınız. Dün açıklanan milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları sınavı sonuçları, sınava katılan öğrenciler ve veliler, eğitimcileri şok etti. Barajın kaldırıldığı 2022 YKS 3.243.425 adayın başvurduğunu, bunun da yığılmaya neden olduğunu dile getiren öğrencilerimiz tepkili. Ülkenin 20 yılını, gençlerimizin hayatını çaldınız. Bu hesap mahşere kalmaz. Sandıkta hesabını soracaktır sizden. Hesabını son yılların en kötü yerleştirmesini olacak olarak gören gençlerimiz, KYK borç faizi sorununu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in gayretleriyle çözüldü. İyi muhalefet yanlış siyaset üreten iktidarı doğru yola sevk etti. Kimse tasalanmasın. Bugün gençleri, yarın EYT'lilere, doktorlara, üreticilere İYİ Parti Türkiye'yi doğru yola götürecek. Türkiye'de her şeye karşı olarak değil, milletin üstün çıkarları için muhalefet eden İYİ Parti, geleceği yüksek, enflasyon karşısında ipotek altına alınan gençlerimizin KYK borç sorununun çözülmesinde yapıcı rol üstlenmiştir. Birlikte bakalım Sayın Hocam. Almanya'da enflasyon %2 iken %5'e çıktı. İngiltere'de 9.1 oldu. Türkiye enflasyon liginde dünya sıralamasında 6. sıraya yükseldi. TÜİK yalanına göre yıllık tüketici enflasyonu %78.6'ya yükselirken gerçek enflasyon %150-200'ün üzerinde. Sayın Hocam, değerli Eroğlu, milletle dalga geçmeyin. Bu bir ayıp, nasıl bir kafa? Almanya tek haneli enflasyondayken bu söylemi anlamak mümkün değil. Veysel Hoca yakında uzaydaki enflasyona bakın derse şaşırmayın. Şimdi devletin kamu kurumlarında çalışan bu milletin evlatları, vatandaşları devletten maaşını alıyorlar. Devlet de bu maaşı milletten topladığı vergilerle bu insanların maaşlarını ödüyor. Ancak bazı kamu kurum ve kuruluşlarındaki sorumluluk sahibi insanlar sanki devleti AKP'nin devleti olarak görmeye başlamış. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti değil de AKP'nin devleti, kendisini de AKP'nin memuru gibi algılamış. Yani bu yıllardan, 20 yıldır bu yana gelen kokuşmuş siyasetin vermiş olduğu rahatlıkla bu insanlar bu devleti AKP devleti, parti devleti olarak algılıyorlar. Bunlara bir uyarı verelim istedik. Devletin il ve ilçelerdeki mülki amirleri AKP'nin teşkilat yöneticileri gibi davranamaz. Bu bir.
Eğer devleti temsil ediyorsanız devlet memuru gibi davranın. Oturduğunuz makamların hassasiyetlerine göre davranın. Bu iki. Eğer AKP'nin teşkilat yöneticileri iseniz takın yakanıza ampul rozetlerini, millet de biz de size ona göre davranalım. Bu ne ciddiyetsizlik? Bu ne laubalilik? Sizler hangi makamlarda oturduğunuzun farkında değilsiniz. Belli ki siyasiler gelir geçer, iktidarlar el değiştirir. Esas olan devlettir. Millete hizmettir esas olan. Hangi makam ve mevkide olursanız olun, kadim Türk devletini zaafa uğratmaya, kurumlarını, makamlarını itibarsızlaştırmaya hakkınız yok. Hiçbirimizin, hiçbir siyasinin de hakkı yoktur. Aldığınız maaşları devleti temsil etmek için alıyorsunuz. AKP'yi temsil etmek için değil. AKP iktidarı kaldığı sürece risk artmaktadır. Zira mevcut ekonomik politikaları ülkenin uluslararası rezervlerini hızla tüketmekte, kırılganlığını artırmakta ve dış borç ödemesinin kapasitesini azaltmaktadır. İktidar kredibilitesini yitirmiş durumdadır. Ve bunu ancak bir IMF programıyla telafi etmek zorunda kalabilir. Geciken arkadaşlarımız şimdi aramıza katılmışlar. Onların rozetlerini de sizlerin huzurunda takmak istiyorum. Elif Köken, iş insanı. Hep beraber yolculuk inşallah. 84 milyon euro. Eşi de var başkan. Tamam, bunu da var. Var, eşi mi var? Çok teşekkür ederim. Toplumlara İş insanı. Hoş geldiniz şuraya. Nasılsınız? Çekiyorsunuz. Osman süt satar emekli asker. Allah birinize güç versin. Amin. İşimiz çok zor. Çok zor. Ama başaracağız. Başaracağız. Her darlıktan çıkmasını bilmiştim. Evet.